Tamam, Bartu. Yarışı yapacağız. Peki böyle etkinliğin olması ne? Çok iyi. İsmi Osman Cem, soyadı Meskin. Bisiklet kullanmaları önemli çünkü arabalar hep egzozla kötü duman salıyorlar. Bisiklette hiçbir şey olmuyor. Elektrikli araba da olur ama. Bisiklet turu alanını alarak hızlı bir şekilde yerleşmelerini sağlayalım. Benim adım Mehmet. Benim iki Mehmet Can. Bisiklet kullanıyorsunuz. Kullanıyoruz. Nasıl gidiyor bisikletler? Güzel gidiyor. Bisiklet sürüyorum. Evet. Peki bisiklet sürerken çok güzel. Evet. Abi. Bisiklet evet. Sürerken mutlu oluyor musunuz? Mutlu oluyoruz. Mutlu oluyoruz. Şadiye Başkan'ı çok seviyorum. Şadiye'yi çok seviyorum. Baktım ki o da ne? Kameraya bakarız. Gençlik Merkezi olan Mehmet Aykırı'nın gençlik gençliğine davet ediyorum. Fark ettim. Vallahi yanlış yaptım. Neler olacak? Duruma göre bakarsınız. Yarım saat size 5'e gelir. Teşekkür ederim. Uzun süreyse 6'ya gelir. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim. Beraber kullanacağız değil mi şimdi? Evet. Çok iyi ya, harika. Evet. Acelemiz yok. Birbirimizi sıkıştırmayalım. Ben bunu ne ki? Açıklar ya. Abi biraz daha yavaş. Biraz daha yavaş. Hadi buraya alma. Oğlum. Gel. Başı. Dünya 3 Haziran bisiklet binme gününün vesilesiyle de biz burada bütün Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı olan okullarımız, çevredeki halkımızın katılımıyla Gençlik Spor Müdürümüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte biz de gençlerle birlikte pedal çevirdik. Bugün gerçekten her yıl yapmış olduğumuz etkinliklere göre biraz daha pandeminin geçmiş olmasını vermiş olduğu bir de güzellik de tabii ki bizim için özellikle de çok güzeldi. Pandemiden sonra özellikle de çok güzel katılım ve o maske yasaklarının kalkmasıyla birlikte de daha da güzel bir hava ve heyecan kattı. Ben teşekkür ediyorum tüm gençlere. Bisiklet binmek apayrı bir şey. Tüm bedeni çalıştıracak derecede güzel sporlardan bir tanesi. Spor için olabilir ama sağlık için de yapılabilecek en iyi sporlardan bir tanesi. Tebrik ediyorum. Tekrar 3 Haziran Dünya Bisiklet Binme Günü'nüzü kutluyorum. Dedi, sağlık açısından çok kıymetli. Hem ayak kaslarıyla beraber tüm bedenin de aslında çalışmasına vesile olan ve tabii birazcık da hava almak ve dışarıda çevreyle iç içe olmak açısından da bisiklet binmek sportif açısından çok kıymetli. Bir sağlıklı beden için şart olduğunu zaten ifade ediyoruz her zaman ve herkes de bunu biliyorlar. Tabii alternatif enerji kaynaklarına ihtiyaç duyduğumuz dünyada ekolojik denge bozulmuş, küresel ısınma var. Böyle bir dönemde mutlaka bizim de karbondioksit emisyonuna bir ton katkımızın bizim dünyadaki %40 azaltma hedefine ve dünyayı 2050'ye doğru kurtarmak için önemli bir bireysel hedef. Dolayısıyla bisiklet binmek eşittir. Belki de kişi başına düşen bir ton karbondioksit emisyonunu bir yıl boyunca azaltmak dünya için, ekolojik denge için, çevre için, ülkemiz ve bütün insanlık için çok kıymetli olduğunu inanıyorum. Bisiklet binelim sağlık için ve çevre için. Hep birlikte bu dünyayı el ele kurtaracağız inşallah. Evet, burada çok kıymetli katılımcılarımız var. Özellikle toplumun her kesimden insanlar. Özel çocuklarımızın katılması, özellikle de otizm çocuklarımızın da bu işe katılmaları bize ayrı keyif verdi. Kendileriyle başlarken yani biraz konuştuk ve kendilerinin ne kadar heyecanlı olduğunu gördüm. Onlar için de çok kıymetli ama onları bizim içimizde görmek de bir o derece kıymetli. Teşekkür ediyorum. Yapar beni de alır. Teşekkür ederim. Kanka değiştirilebilir de belki...